Bir fırtına sırasındaki yaklaşmada American Airlines'ın 1572 sefer sayılı uçağı kıymetli bir can damarını kaybediyor. Kule terk ediliyor. Araştırmacılar bir amirin terk edilmiş kuleye gittiğini öğreniyor. Amir 1572 sefer sayılı uçağa iniş yapabileceklerini söylüyor. Bu kaza yaşanmış gerçek bir kazadır. Resmi raporlara ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanmaktadır. 12 Kasım 1995. Fırtınalı bir Kasım akşamında American Airlines'ın 1572 sefer sayılı uçağı Pensilvanya semalarında 10.660 metrede seyrediyor. Eski askeri pilot olan Kaptan Pilot Kenneth Lee 10 yıldır bu havayolu firmasıyla uçuyor. Yardımcı pilot John Richard da orduda pilotluk yapmış ve 7 senedir ticari havayolları tecrübesi var. Bu mürettebat çok tecrübeli ve uçurdukları uçakta çok rahatlar. Çift motorlu ve dar gövdeli bir MD-83 uçuruyorlar. Uçağın kuyruğunda 2 turbojet motoru var. Uçağın T kuyruğu ve ok açılı kanatları var. Kokpitteki kontrol paneli ile uçaktaki yüzeyler arasında doğrudan bağlantı olan son uçaklardan birisi. Kaptan pilot kabin görevlisini arıyor. Alçalmaya başladıklarını ve kabini kontrol edip yolcuları inişe hazırlamasını istiyor. 1572 sefer sayılı uçak Chicago'nun O'Hare Havaalanı'ndan Connecticut'taki Bradley Uluslararası Havaalanı'na kısa bir uçuş yapıyor. Uçakta 5 mürettebat ve birçoğu evine dönen 73 yolcu var. Bu uçuş mürettebat için 3 gün sürecek programın ikinci günü. Kontrolör pilotlarla iletişime geçip pilot inisiyatifiyle alçalmaya başlayın ve 5790 metrede seyretmeyi sürdürün talimatı veriyor. Yardımcı pilot da kontrolörün bu talimatını onaylıyor. Uçağın inmesine 25 dakika var. Ardından ATIS bilgi sistemini devreye sokuyor. ATIS, yani otomatik terminal bilgi sistemi pilotlara hava ve yaklaşmalar gibi önemli havaalanı bilgilerini iletir. ATIS sistemi 2-4 ve 1-5 diyor. Yardımcı pilot kaptan pilota iki pistte ıslak, şiddetli türbülans var diyor. Kaptan pilot da o halde biraz sallanacağız diyor. Bu durum tecrübeli ekibin baş edemeyeceği bir durum değil. Kaptan pilot hemen yolcuları bilgilendiriyor. Alçalmaya başladıklarını, alçalma sırasında hafif bir türbülans olacağı bilgisini aldıklarını ve bu yüzden biraz sarsılabileceklerini iletiyor. Şimdi pilotlar inişe hazırlanıyor. Kaptan pilot yardımcı pilota sadece beni izle, yorumun olursa söyle diyor. Yardımcı pilot da kaptan pilota epey türbülansla karşılaşacaksın. Uçağı nasıl indireceğini biliyorsun diyor. Ekip birbirine destek oluyor. Bir aksilik olursa veya biri yanlış bir şey yaparsa diğeri durumu düzeltecek. Havaalanına 80 kilometre kala hava kötüleşiyor. Kaptan pilot camdan dışarı bakıyor ve çok yağmur yağıyor diyor. ATIS sistemi fırtınalar ve rüzgar makası nedeniyle havanın kötü olacağıyla ilgili onları uyarmıştı. Rüzgar makası rüzgarın hızının ve yönünün ani değişimidir ve yere yakınken tehlikeli olabilir. Yaklaşma kontrolörü pilotlarla iletişime geçiyor. Alçalın ve 1220 metrede kalın talimatı veriyor. 1572 sefer sayılı uçak bu gece Bradley Havaalanı'na uçan son uçak. Uçak 4000 fit yani 1200 metreye yaklaşıyor. Pilotlar zor bir hassas olmayan yaklaşma yapıyor. Hassas olmayan yaklaşma navigasyon yardımı olmaması demektir. İrtifaları ayarlamak, o irtifaları alçalmak ve aşağıdaki araziden kaçınmak büyük ölçüde pilotlara bağlı olur. Kaptan pilot Vior alçalma için iniş yolunu belirlediğini ve flapların 5'e alınmasını istiyor. Yardımcı pilot flapları 5'e alıyor. Bu tarz bir yaklaşma pilotlara fazladan iş çıkarır. Yaklaşma kontrolörü pilotlarla iletişime geçiyor. Kule pencerelerinden birinde sorun olduğundan an itibariyle kulenin kapandığını iletiyor. Yardımcı pilot bu talimatın anlaşıldığını söylüyor ama iki pilot da şaşırmış durumda. Daha büyük havaalanlarında kontrol kulesinin gelen ve giden uçakları yönlendirebilmesi için iki bölümü vardır. Yaklaşma kontrolü genelde alt katlardan birinde, kule kontrolü ise yukarıda bulunur.
Sızdıran bir cam yüzünden kule boşaltılınca hava trafik kontrolörü de görev yerini terk ediyor. Kule kontrolörleri pilotların yerdeki gözleridir. Pistin iniş yapılacak kadar temiz ve boş olmasını sağlarlar. Ayrıca uçuşun son safhalarında önemli bilgiler iletirler. Yani kontrolör olmadan bir uçağın iniş yapabilmesi çok zor olur. Şimdi kaptan pilot flapların 11'e alınmasını istiyor. Pilotların güvenli iniş için kendi gözlemlerine güvenmeleri gerekiyor. Ama yaklaşma kontrolörü uçuşu yakından takip ediyor ve uçağın rotasından saptığını görüyor. Hemen pilotlarla iletişime geçip son yaklaşmada biraz sola kaymış gibisiniz diye pilotları bilgilendiriyor. Kaptan pilot da evet biraz sola kaymışız gibi diyor. Ve havaalanına 11 kilometre kala kaptan pilot uçağı yeniden rotaya sokuyor. Şimdi iniş takımları açılıyor. Yaklaşma kontrolü amiri 1572 sefer sayılı uçağın pilotlarını yönlendirmek için gönüllü olup kuleye çıkmak istiyor. Ve bir süre sonra çıkıyor. Yaklaşma kontrolörü pilotlarla iletişime geçip kulede bir kişinin olduğunu, resmi olmadığını ama kule frekansına geçebileceklerini söylüyor. Kulede bir kişinin yaklaşma için bilgi verecek olması pilotlara rahat bir nefes aldırıyor. Yardımcı pilot hemen kuleye telsiz çağrısı yapıp 15 numaralı pisti 10 kilometre mesafede izliyor. Kuledeki yaklaşma kontrolü amiri ise iniş yapma inisiyatifi sizde. Pist boş görünüyor cevabı veriyor. Yardımcı pilot da anlaşıldığını söylüyor. Her iniş pilotun inisiyatifindedir. Ama bu olayda daha tetikli olmaları gerekiyor. Çünkü resmi olarak kule yardımından yoksundular. Şimdi kaptan pilot flaplar 40'a diyor. Pilotlar uçağı iniş için ayarlıyor. Yardımcı pilot flaplar ve slatlar 40'da iniş yapabilirsin diyor. 1572 sefer sayılı uçağın iniş yapmasına 60 saniye kaldı. American Airlines'ın 1572 sefer sayılı uçağı Bradley Havaalanı'na piste doğru alçalmaya çalışırken birden esrarengiz bir şeye çarpıyor. Pilotlar çakılmayı önlemek için ellerini çabuk tutmak zorunda. Kaptan pilot pisti pas geç diye bağırıyor. Yardımcı pilot da pas geçiyorum cevabı veriyor. Uçağı toparlamak için burnu kaldırıyorlar. İniş takımları toplanıyor. Flapları kaldırıp motorlara güç veriyorlar. Ama durum hızla kötüye gidiyor. Sol motorda arıza uyarısı geliyor. Pist pilotların tam önünde. Kaptan pilot onlara iniş yapacağımızı ve acil durum olduğunu söylüyor. Yardımcı pilot kule ile iletişime geçip acil durum ekipmanı hazır olsun, piste iniş yapacağız diyor. Kulede bulunan yaklaşma kontrolü amiri de hemen acil durum ekiplerini yönlendiriyor. Pilotlar acil inişe hazırlanırken durum daha da kötüleşiyor. Şimdi sağ motor da arıza yapıyor. MD-83 54 tonluk bir planöre dönüşüyor. Motorları çalışmayan uçak rotasından iyice çıkıyor. Kaptan pilot uçağı tekrar piste hizalamaya çalışıyor. Ama ulaşmak için kaldırma kuvveti yetmeyebilir. Her şeye rağmen uçak piste iniş yapmayı başarıyor. Ve bir süre sonra duruyor. Pilotlar derin bir nefes alıyor. 1572 sefer sayılı uçak tehlikeli bir son yaklaşma sonucu sağ salim yere indi. Herkes sağ kurtulurken sadece bir kişi hafif yaralandı. Pilotlar uçağı ve uçaktaki herkesi kurtardıkları için kahraman oldu. 1572 sefer sayılı uçağı çakılmanın eşiğine getiren olaylar tam bir gizem. Yanıtları bulmak Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun araştırmacılarına bağlı. Bob Benz'in ekibin başında. Şimdi ilk önce motorlara odaklanıyorlar. İlk incelemelerinde uçağın epey hasar aldığı görülüyor. Motorda ağaç dalları görüyorlar. İlk izlenimleri uçağın ağaçlara çarptığı oluyor. Uçağın motorlarına girmiş dallar motorların normal çalıştığını gösteriyor. Ama bu keşif başka bir soru doğuruyor. Madem motorlarda güç vardı neden ağaçlara çarptılar? Araştırmacılar 1572 sefer sayılı uçağın ilk çarpma noktasını tespit etmeye çalışıyor. Uçağın çarptığı ağaçların pistin 4 kilometre kuzeybatısındaki bir sırtın tepesinde olduğu anlaşılıyor. Yaklaşma planına baktıklarında sırtın küçük bir nokta olarak irtifa bilgisi ile işaretlendiğini görüyorlar. Planda sırtın yüksekliğinin 819 feet olduğu belirtilmiş.
Ama araştırmacılara göre planda belirtilen nokta her şey olabilirdi. Peki 1572 sefer sayılı uçak yaklaşma planı çok detaylı olmadığı için mi fazla alçalmıştı? İlk çarpma noktasının irtifası 771 feet çıkıyor. Araştırmacılar uçağın normalde yaklaşma planında yazan 819 feet'in 48 feet altında olduğunu keşfediyor. Ardından uçağın asgari alçalma irtifasının da 309 feet altında olduğunu görüyorlar. Asgari alçalma irtifası pilotların pisti görmeleri öncesinde alçalabilecekleri en düşük irtifadır. Uçakları arazinin ya da engellerin üstünde tutmak için tasarlanmıştır. Araştırmacıların akılları karışıyor. Uçak neden bu kadar alçaldı? Belki de uçağın altimetrelerinde bir sorun olabileceğini düşünüyorlar. Şimdi uçağın statik sistemini inceliyorlar. Pilot statik sistem çok önemlidir. Bu sistem irtifayı, altimetreleri, hava hızı göstergelerini ve dikey hız işaretleyicilerini kontrol eder. MD-83'ün dış gövdesinde 3 set sensör bulunur. Hava hızını, irtifayı ve dikey hızı belirlemek için hava hızını ölçer. Sensörlerin birinde sızıntı varsa ya da tıkanmışsa pilotlara hatalı bilgi vererek gerçek irtifanın üstünde ya da altında olduklarını düşündürebilir. Bu testte sensörlere hava veriliyor ve hava basıncının doğru ölçülüp ölçülmediğine bakılıyor. Ama yapılan testte statik sistemin çalıştığı anlaşılıyor. Şimdi araştırmacılar kontrolörle konuşmaya karar veriyor. Bob Benz'in kontrolöre pilotlar yaklaşma sırasında sıra dışı bir şey bildirdi mi diye soruyor. Kontrolör ise hayır bildirmediler. Standart bir yaklaşmaydı. Gerçi hava koşulları pek iyi değildi diyor. Bob Benz'in aşağı yönlü hava akımı var mıydı diye soruyor. Kontrolör de hava alanı çevresi çok rüzgarlıydı cevabı veriyor. Aşağı yönlü rüzgarlar uçakları yere doğru itebilir. Rüzgar makası uçaklar için tehlike yaratır. 1985'te ciddi bir aşağı yönlü akım Delta Airlines'ın 191 sefer sayılı uçağını Dallas, Texas'taki bir havaalanına yaklaşırken düşürmüştü. 137 kişi hayatını kaybetmişti. 1994'te US Air'in 16 sefer sayılı uçağı Kuzey Carolina'ya iniş yapmaya çalıştığı sırada ağaçlara çarptı ve bir yerleşim bölgesine sürüklendi. Bu kazada 37 kişi hayatını kaybetti. Bob Benz'in şimdi kontrolöre peki uçak yaklaşırken rüzgar makası var mıydı diye soruyor. Kontrolör de biraz rüzgar makası vardı ve onları gelişmelerden haberdar ettik. Pilotlar nasıl bir ortamda uçtuklarını biliyorlardı cevabı veriyor. Yani aşağı yönlü hava akımı varsa pilotlar bu duruma hazırlıklıymış. Bob Benz'in şimdi kontrolöre o akşam hava durumu dışında sıra dışı bir şey var mıydı diye soruyor. Kontrolör de evet o sırada kule onarım sebebiyle kapalıydı. Sızdıran bir pencere vardı. Amirlerimizden biri onların iniş yapabilmeleri için yukarıya kuleye çıktı diyor. Araştırmacılar 1572 sefer sayılı uçağın yaklaşması sırasında kulenin kapalı olduğunu öğreniyor. Şimdi kuleye çıkan amirle görüşmek istiyorlar. Bob Benz'in amire pilotların yaklaşma sırasında sorun yaşadıklarına dair bir belirti var mıydı diye soruyor. Amir ise vardı diyemem. Acil durum çağrısı yapılana kadar her şey normaldi cevabı veriyor. Bob Benz'in şimdi neler olduğunu anlatır mısınız diyor. Amir, piste mesafeleri 10 kilometreydi. Hizalanmışlardı. Pist temiz göründüğünden onlara iniş yapabileceklerini söyledim diyor. Bob Benz'in onlara iniş için izin verdiniz mi diye soruyor. Amir ise kule kapalıydı. Onlara sadece tavsiye verebilirim. Sonrasında iniş yapıp yapmamak onların kararı cevabı veriyor. Pilotlar kötü hava ve kapalı kontrol kulesi sebebiyle mi asgari irtifanın altına inip ağaçlara çarptılar? Araştırmacılar bu sorunun cevabını hala bilmiyor. Şimdi kokpit ses kayıt cihazı verilerini dinlemeye başlıyorlar. Ses kayıtlarında amirin inişe yardımcı olmak için pilotları yönlendirdiği duyuluyor. Kayıtlarda kaptan pilotun 1000 fite alçalalım dediği konuşmalar da duyuluyor. Bob Benz'in şaşırıyor. Uçak yere yaklaşırken pilotlar son alçalmayı normalin yaklaşık 2 katı hızla dakikada 1000 fit olacak şekilde yapmaya karar veriyor.
Alçalma profiline göre havaalanına 8 kilometre mesafedeler ve irtifaları 1900 feet. Araştırmacılar hava trafik kontrolünün radar verisini kullanarak 1572 sefer sayılı uçağın alçalma sırasındaki kokpit konuşmalarını takip ediyor. Dakikada 1000 feet alçaldıklarında 1 dakikadan kısa sürede asgari alçalma irtifasının altına iniyorlar. Ama bu sırada yardımcı pilotun irtifa bilgilendirmesi yapması gerekiyordu. Uçak alçalırken pilotun uçağın asgari alçalma irtifasını takip etmesi gerekir. Yardımcı pilotun bunu takip edip kaptan pilotu bilgilendirmesi gerekiyordu. Konuşmaları dinlemeye devam ettiklerinde yardımcı pilotun 1000 feet bilgilendirmesini yaptığını duyuyorlar. Yardımcı pilot 100 feet bildirimini yapmaya başlıyor ama bildirim yarıda kalıyor. Sonrasında sınırın altına inene kadar başka bir şey söylemiyor. Ardından ağaçlara çarpıyorlar. Araştırmacılar yardımcı pilotun kalan irtifa bildirimlerini doğru yapmadığını keşfediyor. Pilotlar inişe bu kadar yakınken neden bu kadar kritik bir hata yaptılar? Şimdi araştırmacılar pilotlarla konuşmaya karar veriyor. Bob Benz'in yardımcı pilota havaalanına 6 kilometre kala askeri alçalma irtifasına yaklaşırken neler yaptığınızı anlatır mısınız diye soruyor. Yardımcı pilot, hava çok kötüydü. 2 saat rotar yapmıştık. Ben göstergeleri takip ediyordum. Asgari alçalma irtifasına yaklaşırken dışarıya havaalanına baktım. Sonra göstergeye baktığımda asgari seviyenin altındaydık cevabı veriyor. Bob Benzin ise kaptan pilota neden pas geçmesini söylemediniz diye soruyor. Yardımcı pilot da zaman yoktu, anında ağaçlara çarptık. Stresli bir geceydi diyor. Ama araştırmacılara göre tutarlı olmayan bir şey var. Onlara göre ağaçlara çarpmadan saniyeden önce uçak asgari alçalma irtifasında olamazdı. Belki de altimetre ayarında bir sorun vardı. Pilotların sıra dışı hava koşullarında epey değişebilecek dışarıdaki hava basıncına göre altimetrelerini kalibre etmesi gerekiyor. Pilotlar doğru irtifa verilerini almak için altimetreleri sıklıkla kalibre eder. Şimdi pilotların hangi altimetre ayarını kullandıklarına bakıyorlar. Pilotlara altimetreyi 989.8 milibara getirmeleri söylenmiş. Bu saat 12.30'da söylenmiş. Yani ağaçlara çarpmadan 25 dakika önce. Şimdi araştırmacılar konuşmalarda yaklaşma kontrolörünün pilotlara hava durumu bilgisini ve altimetre basınç ayarını bildirmesini bekliyor. Ama bir güncelleme duymuyorlar. Uçuşu kuleye bırakana kadar yaklaşma kontrolörü pilotlara hiçbir şey söylemiyor. Araştırmacılar şimdi yaklaşma kontrolörü ile görüşmek istiyor. Bob Benz'in, o gece havanın kötü olduğunu söylemiştiniz. Kaza sırasında havalimanının altimetre değeri neydi diye soruyor. Kontrolör evraklarına bakıyor ve 987.01 milibar diyor. Bob Benz'in ise, peki değişen bu değer neden pilotlara iletilmedi diye soruyor. Kontrolörün cevabı ise, bunu onlara iletmeyi düşünemedim oluyor. Araştırmacılar iki altimetre değerini karşılaştırdıklarında uçağın olması gerekenden ne kadar aşağıda uçtuğu netleşecek. 2.7 milibar fark çıkıyor. Bu da 76 feet demek. Bu büyük bir keşif. Şimdi araştırmacıların aklındaki soru ise uçak 76 feet yukarıda olsaydı gene de ağaçlara çarpar mıydı oluyor. Hesaplama yaptıklarında ise uçağın hiçbir yere çarpmayacağı oluyor. Pilotlar altimetre ayarını girselerdi uçak ağaçlara çarpmadan sorunsuz ilerleyecekti. Araştırmacılar 1572 sefer sayılı uçağın ne olduğunu sonunda anlıyor. Ama iki motoru da duran uçağı kaptan pilotun piste indirmesi hatalarının üstünü örtmüyor. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun nihai raporunda bu kazanın muhtemel sebebinin pilotların pisti görmeden önce asgari irtifanın altında uçmaları gösteriliyor. Kaza sonrasında American Airlines, Bradley Havaalanı'na yapılacak hassas olmayan yaklaşmalarda asgari alçalma irtifasının gereksinimini 100 feet, görüş netliği gereksinimini de 800 metreye arttırıyor. Ayrıca basıncın sık düştüğü hava koşullarında kontrolörlerin altimetre değerlerini bildirmelerini sıkça yapmaları öneriliyor.